Atatürk kitabı var, hani söyledim mi? Eski kültürün ilgili. Eski tarih kitaplarında da geçtim. İşte bu Roma, bunların hayatında, İskender'in hayatında buralar da var bayağı. Buradan geçiyor, İran'a var. İranlıları yeniyor orada. Hatta... Bunu Ebu Yavaş'ta zannediyorum. Makedonya Kralı Büyük İskender, İsa'dan önce 333 yılında, yani günümüzden 2553 yıl önce büyük bir ordu kurarak Anadolu'ya gelmiş. Yani Anadolu'ya gelirken 30 bin tane süvarisi var, 5 bin tane piyadesi var, 180 tane gemisi var. Hem karadan hem denizden Anadolu'ya gelmişler. Bugünkü bizim Nevşehir, Kayseri bölgesi dediğimiz Kapadokya bölgesini ele geçirmişler. Daha sonra Kilikya'nın İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Gülek Boğazı'na gelmiş Büyük İskender. Bu gördüğümüz yer Gülek Boğazı'nın en dar kısmı, esas boğaz olan kısmı. Buradan Tarsus'a gitmiş. Savaş yapmadan da Tarsus'u ele geçirmiş. Gülek Boğazı'nı geçerken İskender'in burada yazmış olduğu bir yazıt var. Gördüğünüz gibi. 2553 yıllık bir yazıt. Bu önemli bir kültürel miras, korunması gerekiyor, gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Ama ne yazık ki bazı insanlarımız işte define aramak için, hazine aramak için böyle zarar verdiklerini görüyoruz, deldiklerini görüyoruz. Bu da bizleri son derece mutsuz ediyor, üzüyor. Gülek Muhtarı Tuncay Seyrek, bu görmüş olduğunuz İskender'in yazıtı Gülek Boğazı'nda, bizim Gülek sınırları içerisinde bulunmaktadır. Tarihi bir yazıyı bu şekilde zarar veren defineciler zarar vermişler. Yani bura kültürel bir mirastır. Buna sahip çıkılmasını istiyoruz. Gülek Kalesi de aynı keza. Buraların temizliğidir, yoludur. Düzenli yapılırsa burası turizme kazandırılır. Gülek için, Tarsus, Mersin, Adana için daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ben Gülek Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Süren. Burası Gülek Boğazı. Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan boğaz. Ancak buranın tarihi bir önemi de bulunmaktadır. Büyük İskender İran seferine buradan geçmiştir. Ve buradan geçerken tarihe bir not düşmek adına kayaya, aşağıdaki kayalara bir yazıt yazdırmıştır. Ancak bu yazıtlar bazı defineciler tarafından zarar verilmiştir. Benim isteğim belediyelerimiz ve Kültür Bakanlığımız tarafından buraların korunup güzelleştirip kültür turizmine kazandırılmasıdır.